Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu kanalda sürekli bulabileceğimiz içerikler, konuşma dersleri, dil bilgisi, gramer dersleri, İngilizce kelime öğrenme, ezberleme teknikleriyle ilgili videolar ve İngilizce sınavlara hazırlık videolarıyla sürekli sizlerle olacağız. Evet, isterseniz yeni dersimize, konumuza başlayalım. Modal skipler, can yeterlilik ipimiz yapabilmek anlamı katıyor. Şu anki yetenek ve becerilerimizi anlatıyoruz. Bütün öznelerle kullanımı aynıdır. Ve fiilimiz her zaman birinci haldedir. I can speak English. He cannot run very fast. Can you play the piano? Could, bunu arkadaşlar, geçmiş zaman halidir. Geçmiş zaman yeterlilik ipidir. Yine ebilmek, geçmiş zamandaki ebilmeyi anlatıyor. Geçmişte kalmış yeteneklerimizi, becerilerimizi anlatır. Tıpkı can gibi da bütün öznelerle ortak kullanılır. Yani değişmez öznemiz ne olursa olsun. Ve fiilin her zaman birinci halini kullanıyor. I could swim when I was 10 years old. 10 yaşındayken yüzebiliyordum. I could not drive when I was a baby. Could you speak English before you went abroad? Yurt dışına çıkmadan önce İngilizce konuşabiliyor muydum? Must gereklilik. Yapılması gereken bir şey anlatırım. Elim alan anlamı katar. Yine bu da bütün özneleri ortak kullanılıyor ve fiil bir alır. Bunlara dikkat edin. Olumsuzu must not'tır. Bu daha çok yapmamalısından ziyade yasaklamayı gösterir. Yaygın kullanımı bu şekildir. I must get up early tomorrow. Yarın erken kalkmalıyım. You must not yasaklama örnek verin. You must not park here. Buraya park yapmak yasaktır. Yani buraya park yapma manasından ziyade buraya park yapılmaz. Buraya park yapmak yasaktır şeklinde Türkçeleştiririz bunu. Diğer modulumuz should, tavsiye, öğüt ve öneri kipi. Cümleye yapsan iyi olur. Yapmak iyi bir fikir anlamında benim alır. Anlam verir. Tüm özneleri yine ortak kullanıyoruz. Ve fiilin yine tıpkı diğer modullarda olduğu gibi birinci halini alıyor. You should learn English. Sen İngilizce öğrenmelisin. Burada tavsiye, öneri anlamında, öğüt anlamında. Yukarıda olduğu gibi gereklilik, zorunluluk gibi düşünmeyin. Sen İngilizce öğrensen iyi olur. Bu senin iyiliğin için şeklinde bir öneri de öğütte bulunuyor. You should not throw the letter on the ground. You should tell the truth. Ne zaman gerçeğe doğru söylemelisin. You shouldn't drive so fast. Bu kadar çok, bu kadar fazla, bu kadar süratli araba kullanmamalısın. Bu kadar süratli sürmemelisin şeklinde. Bu da yine bir öğüt, bir şey yapamazsın öğütlüyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin, bu videomuzun da böylelikle sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. İngilizce bilgisi faydası olmuştur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalında kalın. Goodbye until next time. Bye bye.